Yeşim bize emin misin? Yeşim uyan. Yeşim. Defne! Ay! Kapıyı kıracak. Yeşim! Yeşim! Yeşim kalk, abin geldi. Defne! Ne bu kepazelik beyefendi? Gir içeri birader. Ne gireceğim efendi, bu ne kepazelik? Ya lan ya, göstereyim sana ne verir bu kepazelik. Ya! Ne oluyor burada? Asıl sana ne oluyor Yalın? Defne, seni en son eve bırakıyorum. Sonra seni burada buluyorum. Konuş. Konuşayım. Şimdi şöyle, sen beni eve bıraktıktan bir dakika sonra Çınar abim aradı. Yeşim'le birlikte buraya geliyorlardı. Niye geliyorlardı? Çünkü düğün için Trabzon'dan bir sürü misafir gelecek ya, onlara otel bakacaklardı. Sonra tam yolda gelirken gelinlikçi bizim kızı arıyor Yeşim'i. Demiş ki Yeşim Hanım, biz sizin ölçülerinizi yanlış aldık. Tekrar gelmeniz lazım demiş. Abim de onun üstüne, Yeşim sen tek başına git. Ben şimdi oraya gelirsem yine gelinlikçi de kavga edip karakollara düşmüyor. Ben Defne'yi ararım. Misafirler için onunla birlikte giderim otel bakmaya demiş. Gelir misin Defnem dedi. Ben de sağ olayım, pek bir yardım severimdir. Ne demek abicim, tabii ki gelirim. Hem öyle bedavaya görümge olunmuyor dedim. Ondan sonra işte atladım arabaya. Yoldan da Çınar abimi aldım. Buraya geldik. Tüm olay bu. Demek tüm olay bu. Aynen bu. Hadi o zaman. İşiniz bittiyse çıkalım. Çok şükür. Bunu da atlattık. Hadi gidelim. Lan adamın annesi içeride, annesi. Oğlum sen ne yaptığını zannediyorsun? Abi bak, hepsini anlatacağım ama sonra, tamam mı? Hadi. Vicdansız. Oğlum sen vicdansızsın var ya, sen vicdansızsın. Dağılalım Aras ha? Bence de dağılalım Barış. Tanık. Geliyorum ben abi. Bendeki kafaya bak Laz kızı. Neler getirmiştim aklıma. Ne getirdin ki? Ne bileyim. Söz konusu sen olunca. Sen de sürekli gıdamı alıyorsun Kalas'cığım.
Alıyorum değil mi? Aha. Neyse. Hadi git eve biraz uyu. Bütün gece uyuma. Sen de uyu, olur mu? Olur. Sen uyut da.